bir defada üç kere boş ol demekle üç talak gider mi? Bu çok sorulan bir sorudur. Bu konu hakkında yazdığımız bir yazı, çalışma da vardır. Oraya da bakılabilir. Kısaca cevaplarsak, arkadaşlar bir mecliste bir insan, Allah muhafaza etsin, hanımına üç kere aynı anda işte boş ol, boş ol, boş ol diyecek olursa, bu kişinin hanımı cumhur alimlere göre üç talakla boş olmuş olur. Bunun efendime söyleyeyim hani lamı cimi derler ya, yok. Yani bu konuda işte İbn-i Teymiye'nin, Haccac bin Erta, Muhammed bin İshak gibi İbn-i Abdülber el-İstizkar'ın 17. cildinde bu konuyu güzelce tafsil eder. Orada belirttiği gibi yani bu selefe baktığınız zaman İslam tarihinde böyle 2-3 kişinin dışında bu konuda 3 talak gerekmez diyen kişi yok. Dolayısıyla bütün alimler bunun 3 talak olacağını söylemişler. Tevil etmeye de gerek yok. Yani bir talak vermişler, Şafii mezhebine göre son ikisine, birincisine tekit olarak niyet ederse bir talak olarak vakı oluyor. Doğrudur ama kimsenin böyle, yani adama bakılır, böyle bir şeye gerçekten niyet ettiyse o zaman bir talak vakı olur. Ama genelde bu şekilde verilen talaklar nedir? Boşamalar. Sinirle beraber kesin kes bağlantıyı koparmak için verilen talaklardır. Dolayısıyla adam şimdi böyle hadiselerle karşılaşıyoruz. Arıyor, hocam işte ben 3 kere boşadım. Ya kardeşim 3 kere boşadıysan, bu yani boş, efendime söyleyeyim, boş olmuştur bu kadın. 3 talakla boş olmuştur. Ne gerekir? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Fe'in tallakahar, 3. kez de boşarsa, fe la tahillahu min ba'du, artık 1. kocaya helal olmaz o kadın. Hatta tenkâze hocam gayra, hulle dediğimiz mevzu, başka bir adamla gidecek, evlenecek o kadın, onunla cinsi münasebette bulunacak, onu boşayacak, 1. efendim kocaya gelecek. Bu Kur'an-ı Kerim'de olan bir hükümdür. Budur hükmü yani. Hocam diyor işte bir şey yapamaz mıyız? Yani bir şey yapamaz mıyız demek, yani hocam izahmet sen benim yerime cehenneme giremez misin yani? Ben bu şeye devam edeyim diyor adam. Böyle bir ricayı kabul etmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla bunu nerede düşüneceğiz? Hocam diyor aile yıkmamak lazım. Böyle pervasız insanlar da var. En çok zoruma giden bu. Aile ya sanki ben adama gitmişim, silahı kafasına dayamışım, boşa bakayım 3 kere şu karıyı demişim, boşamış. Yani böyle geliyor adam diyor ki hocam aile yapmak lazım, yıkmamak lazım. Ya mübarek adam sen yıktın bu aileyi, niye boşadın bu kadını? Efendimiz de buyuruyor, اِنَّ مِنْ عَلَامِ السَّاعَةِ وَاَشْرَاطِهَا اَنْ يَتَلَاعَنَ النَّاسُ لِلْطَلَاقِ Kıyamet alametlerinden bir tanesi de insanların talak lafzıyla lanetleşmesidir. Sövüşmesidir. Yani hemen ağzımıza aldığımız ilk lafız talak oluyor. Ne gerek var? Boşama lafzını hiç ağza almamak lazım. Yani insan yine hakaret etse, sövse bile bundan daha evveldir. En azından onun bir geri dönüşü olur. Ama boşama lafzının arkadaşlar geri dönüşü olmaz. Şimdiki efendim profesörlerden biri diyor ki ya işte bir talakla beraber ağızdan bir çıkan şeyle bir anlık bir şey midir diyor bu ya. Üç talakta bir anda veriyorsun diyor, gitti ya yapmayın diyor, bunu kabul etmiyor. Kur'an-ı Kerim'e göre tam boşama bu değilmiş. Yani böyle sözlü bir anda verdin bitti, bu aile diyor bu kadar basit mi? Ben de o zaman söyledim yani bu kadın neyle geldi? Değil mi? Aileyi neyle kurdun? Bir lafızla, bir lafla da evet dedim, kabul ettim, geldi. Şimdi de boşadığın zaman gider. Dolayısıyla bu konuda yani çok fazla bir yalandan işi duygusallığa vurmanın anlamı yoktur. Onun için üç talakla beraber boşanan bir kadın üç talakla boş olur. Dolayısıyla hulle mevzuu gerekir. Ulemanın cumhurunun görüşü budur. Ve sallallahu teala aleyhi ve selleme teslime velhamdülillahi rabbil alemine el-Fatiha. Bana saldırıyoruz. Yani
Şimdi padişahlar şöyle, biz Hanefi mezhebine göre konuştuk. Diğer mezheplerde mesela Ebu Hani Fethen Lübe Şafrancı ve Hüve Şafrancı diye bir ibare var. İmam Şafi'ye göre caiz satranç oynamak. Dolayısıyla devlet hukukunda Mecelle mesela sadece Hanefi mezhebi, devlet kurulduğu zaman İslami devlet sadece bir mezhebin hükümlerine bağlı kalmaz. Devletin mezhep taklit etmesi bir ittifak caiz. Onun için mesela devlet satranç meselesinde ne yapar? Anayasasını kurarken Hanefi mezhebinin görüşünü maslahatını görmez, Şafii yapar. Dolayısıyla Şafii mezhebi caizdir. Peki bunun